Merhaba sevgili gençler, merhaba arkadaşlarım. Canlıların temel bileşeni serüvenimizde karbonhidrat ve yağlardan sonra artık en değerli organik bileşiğimiz olan proteinlere doğru geçiyoruz. Tabii ki de proteinlere girerken bunların yapı taşları, kurdukları bağlar ve içerdikleri elementlerle başlamamız gerekiyor. Şimdi gençler, bu proteinlere baktığımızda yapısında neler bulunacak? 1. Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat bulunuyor, ancak bazılarında kükürt de bulunabiliyor ve canlıdaki en fazla bulunan organik bileşiktir kendisi. Yapı taşları amino asit ve bağları da peptit bağlarıdır ve dolayısıyla yapıcı ve onarıcıdır. Neden? Çünkü vücudumuzda en fazla bulunan organik bileşiktir kendisi. Bir şey yıkıldığında yeniden yapabildiğimiz için de tabii ki de yapıcı ve onarıcı olarak adlandırabiliyoruz kendisini. Şimdi öncelikle bunlar DNA şifresi ile ribozomda sentezlenecekler. Ve amino asitler 20 çeşit olup bunların 12'si vücutta sentezlenirken 8'ini de dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu sentezlenemeyen, dışarıdan hazır alınan amino asitlere de biz temel amino asitler diyoruz. Aynısı biliyorsunuz ki temel yağ asitlerinde de mevcuttu arkadaşlar. Ve şimdi biz buradaki amino asitlere baktığımızda, yapısına baktığımızda bunlarda bir karboksil grubu, bir amino grubu, bir de değişken grup dediğimiz bir radikal grup vardır arkadaşlar. Şimdi bunların arasına baktığımızda amino grubu, şu karbona bağlı hidrojen ve karboksil gruplarına baktığımızda bu adamlar tüm amino asitlerde bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Yani tüm amino asitlerde bulunursa o zaman 20 çeşit amino asitin çeşitliliğini neresi sağladı? Şuradaki radikal grup sağladı. Burası bize çeşitlilik sağlar diyoruz. Bakalım nasıl çeşitlilik sağlıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi amino grubu, karboksil grubunu bu tarafa aldınız. İşte buraya hidrojen bağladık, glisin, metil bağladık, alanin, C2OH bağladık, serin gibi gibi birçok madde oluşturabiliyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir önemli olay da şurasıdır. Şimdi karboksil grup dediğimiz yer bu amino aside aslında asitlik kazandırır. Şuradaki baktığımız amino grubu dediğimiz yer ise buraya bazik özellik kazandırır. Dolayısıyla burada hem asitlik hem de baziklik durumu söz konusu. Peki hem asit hem de baz taşıyan yapılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Amfoter diyoruz. Yani bunlar asit karşısında baz, baz karşısında asit gibi davranarak pH'i dengeler. Ama yağ asitlerini serbest bir şekilde kanda bırakırsanız, kanınız asitleşirken amino asidi serbest bırakırsanız, normal tabii ki de çok yüksek miktarlarda zaten bırakmıyoruz, onlar tek başınayken asitlik ya da baziklik sağlamaz. Ve peptit bağı bir amino asidin amino grubu ile diğer amino asitin karboksil grubu arasında kurulur. Bunlar genellikle kitapların ilk sayfalarında çıkan klasik bir soru tipidir. Şimdi gördüğünüz gibi amino asiti birleştirmişler, bir dipeptit oluşturmuşlar. 3 tane amino asit yaparsanız tripeptit oluşturursunuz. Onun dışında işte en tane amino asitleri koyarsanız da polisakkaritlerden aklınıza gelebilir, polipeptitleri oluşturabilirsiniz. Biliyoruz arkadaşlar diyeceğiz. Bakalım bunların görevleri nelerdir? Şimdi tekrar tekrar hatırlatmakta yalnız fayda var. Öncelikle bunlar DNA şifresiyle ribozomda sentezleniyor. Demek ki buradaki ribozomda amino asit sentezi olmaz. Bunlarda amino asit sentezi yoktur diyoruz sevgili arkadaşlar. Amino asit sentezleri dediğimiz gibi çoğunlukla ya besin yoluyla hazır alıyoruz ya da karaciğerde bunları dönüştürüyoruz ki onlara da birazdan değineceğiz. Şimdi bu proteinlerin yapısını biz bozabiliyoruz. Ne yapsın bozuyoruz? Mesela yüksek sıcaklık, basınç değişimi, tuzluluk, pH değişimleri proteinlerin bu üç boyutlu yapısını bozuyor
ve denatüre ediyor. Şimdi proteinlerin 3 boyutlu yapısı. Şimdi yumurtanın sıvı bir şekli var değil mi arkadaşlar? Siz bunu yüksek sıcaklık veriyorsunuz, pişiyor. 3 boyutlu yapısı bozuldu. Saçlar kıvırcıktır. Siz bunları yüksek sıcaklık veriyorsunuz, düzleştiriyorsunuz. İşte bu tip olaylara denatürasyon denilebiliyor. Denatüre olan bazı proteinler eski haline dönebilir. Buna da renatürasyon olayı denilebiliyor. İşte normal proteinin 3 boyutlu yapısını burada gözlemleyebiliyorsunuz. Çok yüksek bir sıcaklık, tuzluluk, basınç değişimi verdiğinizde gördüğünüz gibi işlev yapamaz hale gelebiliyor. Mesela havale geçiren bir kişi. Havale geçirdiğinde 3 boyutlu yapısı bozuldukları için kalıcı hasarlar olabiliyor. İşte kısmi felçler gibi, konuşmada bozukluk gibi, anlamada bozukluk gibi işlevler yapılamayabiliyor. Neden? Çünkü o protein denatüre oldu ve renatüre olamadığı için eski özelliklerini de kazanamamış oluyor. Şimdi proteinlerin de yapısal olarak baktığımızda 3 farklı yapıda görüyoruz. Şimdi bunları 4 farklı yapıda görebiliyoruz. Birincil, primer, sekonder, ikincil, tersiyer, üçüncül ve kuaterner olmak üzere 4 farklı yapıda olabiliyorlar. Şimdi primer yapı düz polipeptit zincirlerinden oluşmuş ve bu amino asit zincirleri birbiriyle bağlanarak bir polipeptit zinciri oluşturmuştur. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi amino asitler bir araya gelmişler, böyle bir yapı oluşturmuşlar. Ama ikincil yapı dediğimiz sekonder yapı polipeptitleri birbirleriyle böyle kıvrılıp hidrojen bağları kuraraktan gördüğünüz gibi hop şöyle bir yapı elde edebilmişiz. Tersiyer yapıda ise peptit bağlarını hala koruyoruz arkadaşlar burada. Üçüncül yani bağlar disülfit köprülerini kuruyoruz. Bu sefer fark ettiyseniz arkadaşlar hani amino veya karboksil grubu arasında kurmadık. Resmen radikal gruplar arasında da kurulmuş olabilirler. Bunlar iyice yapılarını alıp 3 boyutlu hale getirdiler. Kendine özgü bir şekil kazandılar. Bir de kuaterner yapı vardır ki bunlar yapılarında birbirinden farklı iki ya da daha fazla polipeptidin birleşmesiyle oluşuyorlar. Örneğin işte kolajen 3 tane proteinden oluşurken hemoglobin 4 polipeptidin birleşmesiyle oluşuyor. İşte yüksek sıcaklık ne yapıyor arkadaşlar? Özellikle hemoglobin bazında bakalım. Bu polipeptitleri birbirinden ayırıyor. Bunlar ayrı ayrı iken işlev yapmıyor. Birlikteyken işlev yapıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Bunlar bozulduklarında işlev yapamıyor. Siz de dokulara yeterli miktarda oksijen taşıyamıyor biliyorsunuz. Şimdi bunların dışında benim soru kitaplarında, soru bankalarında çoklukla gördüğüm ve eklemek istediğim birkaç tane olay var arkadaşlar. Mesela yapıya katılan bazı proteinlerden bahsediyor. Onlardan birazcık bir bahsedelim. Şimdi hücre zarının hem yapısına katılıyor hem de hücre zarındaki taşımada görev alıyor. Abi düzenleme görevi. Her şeyden öte enzimler yapısında hormon oluşturarak onların yapısına katılabiliyor. Kan pıhtılaşması. Fibrinojen. Kan ozmotik basıncının düzenlenmesi. Albümin. Globulin, bağışıklık, antikor, bunları bağışıklık sisteminde gördük, dolaşım sisteminde bunlar görülebiliyor. Hücreyi zaten bundan sonraki ünitemiz hücre konusunda çok fazla göreceğiz. Çoğunlukla gördüğünüz gibi 11. sınıf konularında çok fazla karşımıza çıkıyor. Kas yapısı, aktin, miyozin. Saç ve tırnak yapısında keratin, oksijen karbondioksit taşıma, biraz önce de bahsettik, hemoglobin yapısında bunlar görülebiliyor arkadaşlar. Bunları vermek istememin sebeplerinden birisi şu tip sorular sorulabiliyor. Diyorlar ki aşağıdaki yapıların hangisinde peptit bağı bulunabilir diyor. Şimdi peptit bağı bulunabilmesi için bunun protein yapılı olması lazım. Adam size veriyor. Enzim bulunur, hormon bulunur, fibrinojen bulunur, hemoglobin bulunur gibi gibi gibi. Şimdi bir diğer önemli husus da protein eksikliğinde ne olur abi? Vücutta yeterli miktarda protein almazsam ne olur? Şimdi kas yapısına katılıyor demiştik değil mi arkadaşlar? Kas yapısında görünüyorsa işte kas hareketi ya da kas erimesi görülebilir.
Abi zekasal işlevlerde önemli. Zeka, geriliği, halsizlik, görülebilir, bağışıklık zayıflar. Vücut çok fazla su tutar. Gibi gibi birçok olaylar karşımıza çıkabiliyor. Peki bu proteinlerde çeşitliliği nasıl sağlıyoruz? Şimdi bu proteinlerdeki çeşitlilik karşımıza şu şekilde çıkacak arkadaşlar. Buradaki amino asitlere bakacağız. Şimdi buradaki amino asidin sayısı 20 çeşitli. Hangilerini kullandı? Onlar çeşitleri ve dizilişleri farklılık gösterir. Dizilişi ile sağlanır diyeceğiz. Şimdi bir önemli hususumuz da bu amino asitler birbirlerine dönüşebiliyor. Zaten 20 çeşit tamam eyvallah ama bunları ben diğer moleküllere de dönüştürebiliyorum. Arkadaşlar amino asitleri aldınız. Bunların siz büyük bir kısmını vücutta kullanılabilir hale getirdiniz eyvallah. Fazlasını aldınız. Abi fazlasını hop yağ asidine ya da hop gliserole ya da glikoza çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde siz bu yağ asitlerini de isterseniz bunları dönüştürebiliyorsunuz. Peki bunları dönüştürürken nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Vücutlarındaki azotları çıkarmaya çalışıyoruz. Şuradaki hemen halledelim. Yağ asitlerini dönüştürebildik. İstersek gliserolleri de amino asitlere dönüştürebildik. Glikozları da amino asitlere dönüştürebildik. Gliserolü de yağ asitine dönüştürebilirsiniz. Yağ asitini de gliserole dönüştürebilirsiniz. Ama burada dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Şimdi dikkat edecek olduğumuz birinci hususumuz şudur arkadaşlar. Bir, amino asitten gliserole gittik. Abi o zaman bunun yapısından NH3 çıkarmak zorundasınız. Çünkü amino asitte azot var ama glikoz, yağ asidi, gliserolde yok. Ama siz bunlardan amino asit yapmak isterseniz arkadaşlar ne yapmak durumundasınız? Bunlara da NH3 vermek zorundasınız. Dikkat! Ama hiçbir şekilde buradaki işte temel amino asitler hariç yağ asitlerine baktığımızda ise temel yağ asitleri hariç olacak. Yani benim elimde 20 amino asitin 12'sini dönüştürebiliyorsam birbirlerine ben bunu gliserole azot da verebilirim. Glikozu azot vererek de elde edebilirim diyeceğiz. Şimdi bazen bir de arkadaşlar şu çeşit sorulara ben rastlayabiliyorum. Bu soru çeşitlerinden birisi de şu. Ben bu adamları oksijenli solunumda kullanırsam özellikle bu amino asitler oksijenli solunumla yıkılırsa şöyle bir olay oluyor. Amino asit, oksijen. Klasik olarak zaten karbondioksit ve suyumuz çıkacak ama onun yanı sıra bir de NH3 çıkacak. Yani bir size X maddesi verdiler diyelim. Bunu oksijenli solunumla yıktıklarında NH3 çıkıyorsa bu adam amino asittir diyebilmelisiniz. Arkadaşlar protein konusunu da dolayısıyla burada bitirmiş oluyorum. Protein ve enzimler tabii ki de birbirlerine benzerlik gösteriyorlar. Karşımıza da en çok çıkan soru tipleri de bunlar oluyor. O yüzden en son yazdıklarımı ekstra bir not olarak kendinize tutmanızı tavsiye ederim ki bir daha geri dönüp bakmakla uğraşmayasınız sene içerisinde. Öteki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.